Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 10 Eylül 2024'ü gösterirken haber bültenimizle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceğiz. Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır dedi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, adli tıp çalışanlarının adaletin sessiz kahramanları olduğuna dikkat çekerek adli tıp çalışanlarının haklarının gözetilmesini istedi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Doğan şu ifadeleri kullandı. Adli tıp çalışanları hekiminden teknisyenine, kimyagerinden teknikerine adaletin sessiz kahramanlarıdır ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadırlar. Elde ettikleri bilimsel kanıtlar yargı sürecinin doğru ve adil işlenmesine katkı sunmaktadır. Onların emeği masumların korunması ve suçluların yargılanması için hayati önem taşır. Adli tıp çalışanlarının haklarının gözetilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emeklerinin takdir edilmesi hepimizin sorumluluğudur. Değerli izleyenler, Şanlıurfa, Isparta, Konya ve Ankara'nın ardından Eskişehir'de de Sağlık Sen Kreş açıldı. Müjdeyi veren Genel Başkan Doğan, göz nuru evlatlarımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık Sen Kreşimiz Eskişehir'de de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hizmetine girdi. Başta Eskişehir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Köksal olmak üzere emek veren, çaba gösteren tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim dedi. Sağlık Sen Tekirdağ Şubesi'nin yeni hizmet merkezi törenle açıldı. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törene pek çok davetli katıldı. Törenin açılışında konuşan Genel Başkan Doğan, yeni açılan şube hizmet merkezinin hayırlı olmasını temenni etti. Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yenay ise teşkilatımız Sağlık Sen'e gönül verenlerin buluşacakları, heyecanlarını ve fikirlerini paylaşacakları bir mekana kavuşmuştur. Bu yerin alınmasında başta Genel Başkanımız Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı dün çalan ilk ders diliyle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve millete hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sağlık Sen Genel Merkezi geçen yıl olduğu gibi bu yılda veli olan üyelerine destek sunmaya devam edecek. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen Etüt Merkezi tarafından düzenlenen ve çok sayıda başarıya imza atan YKS ve LGS kurslarının yakında başlayacağını duyurdu. Kayıtlar için Sağlık Sen sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Sağlık Sen İzmir İkinoğlu Şubesi'nin 3. olağan genel kurulu, Sağlık Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Ekrem Özdemir yeniden şube başkanlığına seçildi. Edirne Üniversite Şube'nin 1. olağan genel kurulu da Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk ve Abdullah Duman'ın katılımıyla yapıldı. Genel kurulda kurucu şube başkanı Sinan Palulu şube başkanlığına seçildi. Öte yandan Kırklareli Şube'nin 4. olağan genel kuruluysa Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Kurulda Şube Başkanı Asım Günerhan yeniden Şube Başkanı seçildi. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen Şubelerini yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Kars Şube Başkanı Muharrem Kozkalan ve yönetimi 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Kars Bedesten bölgesinde kurulan standta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Şube Başkanı Kozkalan, halk sağlığı konusunda vatandaşları bilgilendiren sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş ve yönetimi ise Doğanşehir Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık Sen yönetimi ziyaretin ardından sağlık çalışanlarının dile getirdikleri sorun, talep ve istekleri hastane yöneticileriyle paylaştı. Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yönetimiyle birlikte Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak görevlendirilen Doktor Esra Akköprü'yü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Zonguldak Üniversite Şube Başkanı Yiğit Osman Darıcı ve yönetimi de Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi Ortopedi Servisi çalışanlarını ziyaret etti. Serviste görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Sağlık Sen heyeti, sorun ve taleplerini not alarak idarecilerle paylaşacaklarını ifade etti.
Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.